mor lahanamızı alalım. Şu kök kısmından kurtuluyorum. Ve ince ince kesiyorum sonra. Küçük bir kaserolümün içinde zeytinyağıyla başlıyorum. Dumanları gördük, atalım içine. Tuz, karabiber. Bir karıştıralım. Bir önceki reçetemde içine birazcık da tarçın koymuştum. Bir tane tarçın çubuğu koymuştum. Bu sefer de karanfil koyacağım. Çok abartmıyoruz. Portakallarımızı da hazırlayalım sıkmak için. Isıyı biraz düşürüp bir parça tereyağı atıyorum. Portakalları artık sıkabiliriz. Kabuğundaki tadı da verebilmek için bir portakalı içinde bırakıyorum kabuğuyla beraber sıktıktan sonra. Şöyle 3 parça da karanfil atayım içine. Arkaya alayım ve yavaş yavaş kaynasın, yumuşayınca alacağız, işimiz bitmiş olacak. Mantarlarımıza devam edelim. Böyle ince ince kesiyorum. Ön hazırlığımı yapayım. Mantarları, özellikle bu kestane mantarlarını veya kültür mantarlarını çok çok ince kesmeyin. Eğer çok ince keserseniz tavaya girdiğinde kurumaya başlıyor. İstemediğimiz şeylerin başında. Bir de mantarlarınızı böyle foşur foşur suyun içinde yıkamayın. Etlerimi de alayım, onların da ön hazırlığını yapayım. Vaktiniz darsa tavsiyem şöyle ince ince kesmeniz. Hemen hemen bir parmak kalınlığında, hatta bir parmaktan da az. Şu lahanalarıma bir bakayım. Yaklaşık onların da 3-4 dakikası var. Etim için ayçiçek yağı. Mantarlar için ise zeytinyağı kullanıyorum. Şöyle her iki tarafını tuzlayalım. Biraz da karabiber atıyorum üstüne. Altını çok az kısıyorum. Mantarlar için olan tavamda hala duman yok. Mantarları hep yüksek ısıda pişirin, çabucak pişirin. En fazla bir dakikanızı alacaktır. Şöyle bir çevirelim. Tam istediğim renkte oldular. Mantarlarımızı da yavaş yavaş atabiliriz. Buradan da dumanlar çıkmaya başladı. Tuzumu ve karabiberimi atıyorum. Şimdi etlerimizin altına bir parça yağ koyuyoruz. Isıyı biraz düşürdüm. Mantarlar bu sırada pişiyor. Lahanam bu sırada pişiyor. Üstlerini besliyorum. Bu köpük içindeki o biraz önce bahsettiğim yağları da eritiyor. Şöyle mantarlarımızı bir çevirelim. Birazcık yağ çekti. Biraz daha zeytinyağı ekliyorum. Şöyle etlerimin tersini bir çevireyim. Altını iyice kapatıyorum. Mantarları tekrar bir çeviriyorum. Şöyle tekrar bir çevirelim. Kokusu hemen çarpmaya başladı. Etlerimizi de bir kere daha çevirelim. Artık hepsini alıp kenara tabaklamaya başlayabiliriz. Şöyle yağını almadan mümkün olan en az yağlı şekilde alıyorum. Lahanalarımı da alayım. Portakalımı artık içinden atıyorum. Lahanalarımı koyacağım ama içine üzümlerimi en son anda atıyorum. İlk başta atmayın, yoksa çok fazla şişecekler. Amacım onları çok fazla bu lahananın suyuyla pişirmek değil. Şöyle en son bir karıştıralım. Tabağımın 3 farklı noktasına koyuyorum. Üzerine etleri koyacağım. Hafif bir yükseklik yapıyorum. Etleri koyabiliriz. Üzerlerine bir parça daha koyuyorum. Şöyle üzümlerden de seçip birkaç tane koyalım. Sıra geldi mantarlarımıza. Onları da her iki tarafına paralel bir şekilde yerleştiriyorum.